Türkçe edebiyat podcastleri arasında içeriği ve formatıyla ilk olma özelliği taşıyan Edebi Podcast'in yeni bölümünden merhaba. Ben Evren Soyuçok. Her bölümde konuğuma 3 farklı edebiyatçının edebiyata dair görüşlerini aktarıp kendisinden bu görüşleri yorumlamasını isteyeceğim. Podcast'in ikinci yarısındaysa konuğum yine bir edebiyatçıdan alıntıladığım soruyu yanıtlayacak. Bu bölümde Mehmet Ragıp Karcı, Veysel Çolak ve Melih Cevdet Anday'ın görüşleri masaya yatırılacak. Konuğum şair Selma Cengiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Selma Hanım, görüşlerini aktaracağım ilk isim Mehmet Ragıp Karcı. Karcı, yaşayan edebiyat için kendisiyle yapılan ve Osman Özbahçe'nin imzasını taşıyan söyleşide, gençlik yıllarında yazdığı şiirlerin edebiyat öğretmeni tarafından sobada yakılmasından dolayı 7 yıl şiir yazmadığını anlatır ve şu iddiada bulunur. Şiirin öğrenilemeyeceği iddiası doğrudur. Şiir elbette öğrenilebilir fakat burada öncelikle hangi öğrenme biçimini kastettiğimizi bilmeliyiz aslında. İnsan şiirle birlikte yaşamı, yaşamla birlikte de şiiri öğreniyor. Yani peki bu söylediğim hangi manaya gelecek? Benim için şiir ve yaşam iç içe geçerek ilerler aslında. Yani sanki böyle yaşamdan şiire doğru akan bir nehrim vardır her daim. Ve o nehir aslında benim gözyaşım. Şiir ise alemi algılayabilme becerimdir. Yani insan aslında şiiri öğrenemediğinde kendisini de öğrenemiyor bir bakıma. Yani peki bu öğrenme nasıl gerçekleşecek? Yani nasıl olacak? Şöyle ki burada Şule Gürbüz'ün aslında bu bahsettiğimle ilgili çok güzel bir açıklaması var. Şule Gürbüz uzun bir müddet bir eser yayımlamıyor ve o süreyi bekleme kavramıyla ortaya koyuyor. Ama tabii bu beklemek bizim bildiğimiz beklemek manasında değil. Bu anlam beklemenin beklemek olmadığı, aslında Arapçada da sahip olmak ile aynı anlama geldiğini dile getiriyor. Yani aslında biz beklerken birçok şeyi öğrenmiş oluyoruz o sahip olmak kavramıyla. Yani ne demek oluyor bu da? Bahsettiğim şey bir manada bir şiire aslında başlıyoruz ve o şiiri belki yarım bırakıyoruz. Yahut belli bir süre Nadas'ta bekliyor ama şiire tekrar döneceğimiz zamana kadar bir sürü bir bekleme anımız var bizim. Bu bekleme döneminde de aslında iletişim kurmaya, izlemeye, okumaya, koklamaya, dokunmaya devam ediyoruz. Bilgi de aslında bizim o bekleme süremize eşlik ediyor ve beklemek aslında yanına yeni insanları, yeni çağrışımları, düşünüşleri, belki ağaç dalında bir geceyi bile, belki o tohumdaki o berraklığı, o çok uzaklarda kalan urartu kimliklerini, çizgileri, tenselliği ve kendisinde melek uyandıran o sezgiyi dahi yanına alıp yola koyuluyor. Ve akabinde beklemek şairin yanına geliyor ve diyor ki, artık hazırım, şiire dönebiliriz. İşte benim şiiri öğrenme serüvenim de aslında biraz daha böyle. Çünkü şiir soyutlanmış o tüm kavramların açıklayıcısıdır bana göre. Yani kürsüde de aslında şiir konuşuyor. Gizemli bir gücü var. Hatta kendi küllerinden doğan bir kuşu dahi olduğunu düşünüyorum ben. Yani şiirin aslında kendisi öğrenmektir bir bakıma. Yani insan da hayatta aslında şunu yapıyor. Bir sözcük seçiyor ve o sözcüğün peşine takılıp ilerlemeye başlıyor. O sözcük her ne olursa olsun onu öğrenmek için çabalıyor. O sözcük benim için şiirdir ve ben şiiri öğreniyorum. Ve şiiri öğrendikçe de aslında yaşamı öğrenmiş oluyorum. Melih Cevdet Anday, Hürriyet Gösteri Dergisi'nin Kasım 1991 sayısında yayımlanan yazısında Türk şiirinin Anadolu'yu yok saydığı eleştirisini şu cümlelerle dile getiriyor. Bizim şiirimiz, divan şiirini de halk şiirini de katarak söylüyorum, hiç Anadolu'nun eskisine yönelmemiştir. Sanki onu yok sayıyor. Bu çok büyük bir eksiklik. Bu temaları ele almakla biz tarihimizi derinleştirmiş oluyoruz. Çok gerilere götürmüş oluyoruz. Yani o mitoslara sahip çıkmakla yurdumuzu da kazanmış oluyoruz. Aslında şunu hepimiz biliyoruz ki bizim coğrafyamızda Anadolu'nun bağrı diye bir tabir var. Ve bu tabir her daim bana sanki o bağrı tekrardan açabilmeyi, o derinliğe inebilmeyi ve belki de sanki o bağrın yaşanmışlıklarını gözlemleyebilmeyi öğretti aslında. Çünkü hala o kapılar ardında tam olarak neler olduğunu bilemiyoruz.
Ve o derinleşmeyi de aslında tam manasıyla sağlamış değiliz. Fakat o kapıyı böyle hafif araladığımızda dahi karşımıza çıkıverecek olan o engin denizlerde, o taşmış o ruhanilerle, onların o hayat felsefesi içerisinde belki o düşünce akışlarını bize geldiğini görmek ve belki de farklı bir anlam doğrultusunda ilerlememizi sağlayacak. Çünkü Anadolu içinde sadece tarih ve geçmiş algısını barındırmıyor. O destanları, o mitleri, medeniyetleri bilemiyorum. Ben sadece salt güzelliğiyle göremiyorum. Ya da yalnız onları sevmekle de yetinemiyorum. Çünkü sevmek ve güzellik evet birbiri arasında farklı yaklaşımları doğuruyor olabilir ama sanki hala o tarihlerde çözümlenemeyen farklı durumlar var. Aslında Anday da tam olarak bunu yapıyordu. Çünkü onun yaptığı o konusundan ve zamanından soyutlanabilecek o tartışmalı sorunları bulmaya çalışmaktı. Ve insanlığın mitosları hiçbir zaman aşamadığını düşünüyordu kendisi. O akıl dışı tanrılar, o kahramanlar sanki bir anda kılık değiştiriyor ve sonraki uygarlıkları inanışlara sızıyordu. Aslında Anday tam olarak bunu ortaya, bunu öne sürdü. E doğruydu da çünkü bunu ölümsüzlük ardında Gılgamış'ta yaptı. E Troya önünde atlarda da bunu yaptı. Hatta ilk dizesi atların ruhlarına saygıyla başlar. Yani çünkü biz hala o zaman akışındaki sözlerin belki de o organikliğini tam manasıyla keşfetmiş olmadığımızdan belki de Anadolu'nun o eski tarihine yönelmeye az daha sanki böyle çekingen ve çekimser yaklaşıyoruz. Çünkü bütün o yüzyılları yaşayabildim diyebilmek insanda sanki böyle zamanın tanımlamasını da değiştiriyor. Ve zamanın tanımlaması değiştiğinde ne oluyor? Biz de değişmeye başlıyoruz. Anadolu ile birlikte aslında geçmişe değil, anlara doğru yolculuk ediyoruz. Ve ne oluyor? Geçmiş, şimdi ve gelecek tamamen yok oluyor. Ve bir sürü anlar çıkıyor ortaya ve ben o anlardan birini izlemeye başladığımda o anda böyle kendime yönelik çıkardığım başka bir yaklaşım ya da oradaki çözümlenemeyen o durum beni öyle cezbediyor ki orada bir duman var, sisli bir duman ve onun içerisine girip o gerçek hakikate ulaşmak istiyorum belki de ve günün sonunda öyle bir zaman anlayışına yaklaşıyoruz ki her şey o zaman içerisinde göreceli hale gelmeye başlıyor. İşte ben o anda şairi, yani şu ismi çok yakıştırıyorum. Bence şairin kendisi gezgin bir ölümsüzdür ve şair o gezgin ölümsüzlüğü başarabildiğinde geçmiş ve gelecek algısını ne yapıyor? Bir kenara koyuyor. Ve o anların içerisinde öyle organik söylemler yaratıyor ki kendisine. Artık Anadolu daha da derinleşiyor, tarih derinleşiyor ve akabinde insan da derinleşmeye başlıyor. Çünkü bugün hala Apollon Daphne'ye aşık ve Daphne'nin yapraklarında o anları bulabilmek hala mümkün. E Prometheus insanlara armağan ettiği ateş hala sönmedi. E peki Prometheus nerede? Ölüp her gün tekrardan mı doğuyor? Ateşi insanlara verirken düşeceği durumdan bir haber miydi? Yani bunları hala bilmiyoruz. Hala çözümlenemeyen o durumların şiire aktarılışı nasıl olacak? E şiirde de sönmeyen bir ateş var. Şair bunu her daim yanında taşıyabiliyor aslında. Bu kesinlikle geçmişte yaşamak değil. Belki de o zamanın döngüsel bağlantılarını tekrardan keşfedebilmekten geçiyor. Veysel Çolak, Celal Fedai'nin yaşayan edebiyat için kendisiyle yaptığı söyleşide şiire duyulan inancın azaldığı yönündeki eleştirilerini şu sözlerle ifade ediyor. Artık kimse şiirin büyüklüğünü, önemini, gücünü sarsılmaz bir duyguyla benimsemiyor. Ben şaire bir misyon yüklüyorum ama şair bu misyonu coşkuyla üstlenmiyorsa ne yapılabilir? Şiire olan inanç neredeyse bütünüyle yitirilmiş durumda. Şair de şiirden vazgeçmiş görünüyor. Bu açmazı giderecek aranışlara girmiyor, çaba harcamıyor. Dilim demeye varmıyor ama şair de şiire inanmıyor. Şair sanırım kendisini, yaşamını ve düşüncelerini betimleyecek sözlerini yitirdi. O sözcükler artık yok olmuş durumda ve nihayetinde aslında ne yaptı? Bunu şiirde yitirmiş oldu. Ve her ne kadar çevreye o yitirilmemiş sözlerini diliyle söylese de o kendi içerisindeki anlaşılamama, o sözcüklerin edalarındaki coşkunluğu okura geçirememe, işte hepsi bunlar aslında şairi şair olmaktan o kadar soğutuyor ki ve perdenin arkasında yavaş yavaş o şairlik kimliği de bırakılıyor. O bırakılan kimlik çoğu zaman
normal çevreye yansıtılmıyor dahi. Ve şair önce okurundan sonra da aslında kendisinden ümidi kesiyor. Peki bunu neden yapıyor? Çünkü okunmadığını düşünüyor. Yani hakiki şair tabii ki söylediklerimin tamamen dışında. Çünkü ben şunu biliyorum ki bizim ülkemizde şiir bir kesim tarafından hafife alınırken bir kesim tarafından hala okutsallığını muhafaza etmekte. Ve hepsini bir kenara koyarsak aslında şiir o edebi türler arasında tamamen o ruhun simgesini taşıyor bana göre. Çünkü Homo sapiens diye adlandırdığımız bir kavram var. Bilen insan. Bilen insan sanki romanı, hikayeyi, o diğer edebi türleri yazmakta daha kendisine kolaylık sağlayabilir. Evet, kolaydır demiyorum ama mümkündür. Ama sanki şiirde biraz daha homo spiritualis, yani daha ruhani bir insan olmak gerekiyor. Ona sanki biraz daha ihtiyaç duyuyoruz. Ki zannımca bence şair hem bilen insanı hem de ruhani insanı temsil etmelidir. O madde ile mana arasında kurulan bir köprüde sözcükler şairle birlikte yolculuk etmelidir aslında. Neden? Çünkü şiir tamamen bizim duygusal deneyimlerimizle ilerler. Fakat bizim şairimiz o yitirilmiş, o sonu olmayan mutsuzluk içinde olduğundan dolayı yani şiiri hem bırakmış gibi görünüyor hem de bırakmıyor. Neden? Çünkü diğer edebi türleri de deneyimlemekten de geri kalmıyor. Ki şair elbette diğer türleri deneyimleyebilir, farklı yazımsal deneyimlere girebilir. Ama şair sadece şiir yazmalı da demiyoruz. Yani benim sözüm burada şiirden ümidini kesmiş fakat ümidini kesmemiş gibi görünenlerde daha çok. Ama şöyle bir gerçek var ki aslında şiir hiçbir zaman kendisinden ümidi kesmedi. Binlerce yıl önce de vardı, şimdi de varoluşunu devam ettirmekte. Şair şiirden değil. Aslında şiir, şairin o tutarsız davranışlarından dolayı şairden vazgeçmiştir. O şiir evreninde, belki de o sonsuz imgelerin, o manaların bütünlüğünü sezinleyen bir şair, şiiri asla yarı yolda bırakmayacaktır. Selma Hanım, hangi ismin sorusunu cevaplamak istersiniz? Abdülkadir Budak, Enis Batur, Necati Mert. Abdülkadir Budak. Abdülkadir Budak, Ümit Yıldırım'ın Yaşayan Edebiyat için kendisiyle yaptığı söyleşinin bir bölümünde şu soruyu gündeme getiriyor. Bilirsiniz, cahil cesareti içinde olan kimileri etkilenmemek için şiir okumuyorum der ve şiir yazmayı sürdürür. Dolmadan boşalmak kime vergidir? Aslında her şairin bir ustası, ustaları vardır ve her şair de farklı bir alemi temsil eder. Çünkü ben şair kadar alem, alem kadar da şair olduğunu düşünen birisiyim. Ama her ne kadar şiirin o zaman sürecinde aynı görüşte ilerleyen şairleri olsa da aslında her şair kendi özgünlüğünü betimliyor. Bu manada şairin ustaları, ustaların şairleri ne olmuş oluyor? Bir bütün, iç içe geçmiş hale geliyor aslında. Ve benim bu bütünlükte dile getirecek olduğum etkilenme, olumsuz bir etkilenme değil. Aksine etkinin tepkiye özgün bir şiire dönüştüğü etkilenme biçimi. Çünkü hiçbir zaman şair tıpatıp ustası gibi olmak istemez ki. Aslında tıpatıp yazmak istemediğinden dolayı ustasından vazgeçmiyor. Burada da karşımıza aslında iki tane soru çıkıyor. Şair nasıl yazar ve neyi yazar? Bu iki sorunun cevabını usta şiirleriyle birlikte şaire veriyor aslında. Şair kendisine bir alem yaratıyor ve o yarattığı alem tüm o alemlerin kapsayıcısı olmakla birlikte kendi aleminin öznelliğiyle biliniyor bir bakıma. Çünkü ustalar yaşamış olmadığımız, yani şairin yaşamış olmadığı o deneyimlerin yaşanmışlığını sunuyor. Ve en temelde şiir aslında şair adına insanlığı için şart. Yani şiir benim insanlığım ve aynı zamanda varlık kimliğim ve bu sonsuz evrende nokta olabilmemin ifade şekli nihayetinde. Ve şunu ilkten söyleyebilirim ki o ifade şeklimin ustaları iyi ki varlar. Onlardan bir tanesi de Melih Cevdet'tir. Melih Cevdet'in de ustaları vardı. Hatta bir gün Orhan Koçak'la birlikte bir söyleşi yapıyorlar. Söyleşisinde şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor bir bakıma ustasız bir ozanım. Daha doğrusu ustaları sonradan bulmaya başladım diyor ama lise yıllarında tanıyıp etkilenmeye başladığı ilk şair Nazım Hikmet. Hatta Ziya Paşa ve Abdülhak Hamit'in şiirlerinden tat almadığını bile söylüyor. Ama şiirsel serüvenini Nazım Hikmet'le başlatıyor. Hatta anılarında Nazım Hikmet'i bulduğunda kendisini bulduğunu dile getiriyor. İşte ben de Melih Cevdet'i bulduğumda kendimi bulmuş gibi olmuştum. Çünkü her ustadan şaire elbette ki yansımalar, benzerler,
benzerlikler olabilir. Hatta tematik söylemlerde dahi o geçirgenliği görebiliyoruz. Bunlar illaki olacaktır. Fakat şair bana kalırsa usta ile bir yola koyulur ve o yol ustanındır. Usta şaire yolu nasıl gördüğünü anlatır. Şair de yolunu nasıl gördüğünü ustasına anlatmaya başlar. Temelde şair ve usta aynı gözüken o milyonlarca farklı yolun yolcusudurlar. Edebiyata dair tartışmalı görüşlerin yaşayan edebiyatçılar tarafından tekrar ele alındığı Edebi Podcast burada sona erdi. Selma Cengiz'in biyografisine, eserleriyle ilgili bilgilere, bu bölümde alıntılanan görüşlerin kaynaklarına podcast'in açıklama kısmından ve edebi.blog'dan ulaşabilirsiniz. İki haftada bir yayınlanan Edebi Podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle.